Santa Maria Novalle. Canlı gözle görmek acayip bir his. Ay burası. Şuraya bakın. Oha oha, çok güzel bir yer tuttum. Mutfağımda böyle bir şey olsun istiyorum. Ne tatlısın sen. İçinde bazı böyle parçacıklar mı var ama ben onu bunu anlamadım. Anlamıyorum hala. Davut Beyler, neredesiniz? Ding ring ding ring. Hello. Kahvemi aldım, keyfim yerinde. Şu anda ben Trieste'deyim. Trieste'den Flixbus'la Floransa'ya geçeceğim. Saat şu anda 10.30 gibi falan. Hava sıcaklamaya başladı. Sabah serinliği çok güzeldi. Sabah 6 falandı işte, kalktım. Buradan Floransa'ya saat 11.25 otobüsüyle binip saat 18'de varacak gibi gözüküyor, bilmiyorum. Şimdi kahvemi içeceğim ve saatimi bekleyeceğim. Venedik'te bir durakta durduk. Denize bakıyor. Böyle güzel otobüs durağı mı olur ya? Otobüs bir 10 dakika mola vermişti lavaboya gitmek için. Normalde Flixbus otobüslerinde tuvalet oluyor. Ama bunda yok galiba. Arkaya gitmedim çünkü herkes tuvaleti sordu şoföre. Havalimanındaki durakta şey dedi, bir sonraki durakta 10 dakika vereceğiz, orada girersiniz. O kadar stres oldum ki, ben çok korkarım böyle otobüsler gidecek yani tuvalet molasında çok kalırsam diye. Koşa koşa gittim. Ne yazık ki bugün 2 euro sadece tuvalete verdim. Normalde hiç böyle hani şey çok çarpmıyorum, etmiyorum parayı, moralim bozulmasın diye. Ama tuvalete verirken ister istemez diyorsun ki yani, ya 18 lira veriyorum şu anda buna yani. Ama neyse ya, yapacak bir şey yok. Yani Venedik'ten yeni çıkacağız ve Floransa'ya şu an 4 saat falan kaldı. Venedik'e daha uğramıyorum. Venedik'te uğrayacağım duraklar arasında ama Venedik günübirlik uğrayacağım. Şimdi dedim belki bu merkezdeki durağa da gider. Belki böyle bir göz ucuyla Venedik'i görürüm. Evet. Ay görmeye başladım bile kız. Burası Venedik. Anne. Şu trende olmak vardı. Şu trenin güzelliğine bakın. Dünyada en sevdiğim iki şey. İki manzara. Bir deniz. Bir de tren. Tren yolculuğu. Doğru. Trende gitmesem bile trenleri izlemeyi çok seviyorum. Şu anda yanımda demir yolu geçiyor. Çok güzel. Aslında trenle de gitmek istiyordum. Trenler hızlı bu arada, daha hızlı gidiyor ama çok pahalı. Flixbus da çok güzel, çok uygun fiyata tren otobüs biletleri bulduğum için ve kalacak yer bu dönemde de çok pahalı olduğu için ne yazık ki Flixbus'la seyahat ediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Floransa'ya çok az kaldı ama baya bir şey vardı ya, trafik vardı açıkçası. Trafiğe girmiyorum ya, 6 aydır hiç trafiğe girmiyorum. O yüzden trafikte yani bir 10 dakika falan oyalanmış olmak bir tık canımızı sıktı. Pratikmatiklerden bilet aldım. Şimdi bunu okutacağım. Doğruya bindiğimi düşünüyorum. Evet, Flixbus'tan indikten hemen sonra zaten yanı başında hemen tramvay var ve tramvaya 1,5 euro vererek şehir merkezine, hostelime çok da yakın bir durakta ineceğim. Yaklaşık 14 durak falan gideceğim. Ben şeyi çok merak ediyordum, o Eskişehir haricindeki kısımlar nasıl Floransa'da? O tarihi şehrin dışındaki kısımlar ve demin oradan geçtim. Yani daha oradan itibaren hop, aşk ediverdi kendine. İneceğim bir daha da ne kadar kaldı ama iyi.
iki durak kaldı. Bir tane de aktarma yapacağım. Santa Maria Novelle. Durakta indim. Değil mi? Doğru söyledim. Novella ya da neyse artık. Ve ücretsiz Wi-Fi bulursam hostelimi de bulacağım ve o hostelim gerçekten merkezdeymiş. Karşıya geçelim. Bize yeşil yanmışken. Aa! Sarı yandı bir anda. Neyse. Hostelimize doğru gidiyoruz. Galiba bu sokakta hostel. Ben bu sokakta mı kalacağım arkadaşlar? Bunu bir şey söyleyeyim. Ay burası. Ring ring. Ring ring. Evet, giriyorum o zaman ben hostelime. Şuraya bakın. Oha oha, çok güzel bir yer tuttum. Hi. Ay. Atlas Bey, ne yapıyorsunuz? Aşırı tatlım. Hiç İtalya'da olduğum anlaşılmıyor ya. Yiyelim. Biraz bir şeyler yiyelim. Hiçbir şey yemedim. Sonra tekrar göstereceğim size kaldığım yeri. Asıl tur yaparız. Bence burası böyle hosteller caddesi gibi bir şey. Çünkü her yer böyle hostel, otel vesaire. Hava güzel. Çünkü Floransa özellikle işte Temmuz'da, yani yılın en sıcak olduğu ayda yanıyormuş. Ama neyse ki şu an böyle püfür püfür esen bir Floransa'dayım. Hala burada olduğuma inanamıyorum bu arada. Ay çok heyecanlı. İtalya'ya ben vurgunum. Hani trenden indiğimden beri deyip mimari konuşuyor yani. Gözler doydu. Bir de karnımı doyurursam, şu an başım çok dönüyor bu arada. Biraz kafamı da dağıtmak için sizinle konuşayım dedim. Ne yaptım, ne ettim. Başım ağrıyor. Ve bugün benim reglimin de ilk günü olduğu için biraz fenayım. İşte her şeyin artıları, eksileri, zorlukları var. Hola, ciao. Hola, ciao. Ne yiyeceğiz? Dondurmayla mı geçiştirsek bugün hocam da yok. Of, çok güzel kokular geliyor burnuma. Bu arada mekan aşırı tatlı gözüküyor. Bugün yesem mi bilemedim. Yani 10 euro aslında çok bir şey değil. Belki başka yerler de buluruz daha ucuza. Mesela burası. 8.30. Orada mı yiyelim, burada mı yiyelim? Gelato'nun çıktığı da memleketteyiz yani bu arada. Hey. Yani bunu gerçekten canlı gözle görmek acayip bir his. Oh. Of. Size de göstereyim. Ya burası inanılmaz ya. Ben bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Kaç gün Floransa'da izleyeceğim burayı ya. Her bir santimini incelemek istiyorum senin. Kendi gözleriyle görünce insan, hani fotoğraftan çok başka. Ve ya şu çok ilginç, biliyor musunuz? İnsanların hayranlıkla bakışları. Herkes yanımdan böyle şey wow diyerek geçiyor. Yani mimarlık, hey siz. Ya muhteşem bir şey ya. Respect. Ben buradan gitmek istemiyorum ya. Daha hiçbir yere gitmek istemiyorum. Çok da yakınında hosteli tutmuşum. Bakmamıştım yani. Merkeze yakın olsun diye baktım ama. Daha çok tren istasyonuna yakın olsun diye baktım. Ay çok yakınım. Sokak müzisyenlerini dinlemeyi özlemişim bu arada. Ve İtalya'da gittiğim birçok yerde hep çok güzel, çok iyi sokak müzisyenleri dinledim. Şurada da oturayım da hem müzik dinleyeyim hem de katedrali izleyeyim. Ay. Hiç
şimdi hostele geldim ama tek başıma gelmedim. Yolda hemen katedralin yanında fotoğrafını çekmemi isteyen biri oldu ve kendisi Türk çıktı. Çok sevimli, çok tatlı bir kız. Şansa bakın aynı hostelde, aynı hosteli tutmuşuz. Ama geçtim aynı odadayız. İnanılmaz. Şimdi beraber yemeğe gideceğiz. Önce bir duş alacağız, sonra beraber yemeğe gideceğiz. Günaydın. Şuraya bakın. Mutfağımda böyle bir şey olsun istiyorum. Şimdi su dolduruyorum arkadaşlar. Dün su doldurmadım kendime. Gece susuzluktan geberdim. Ciddi anlamda geberdim. Susuzluğa hiç dayanamıyorum ve aşırı da su kaybettiğim için dün aşırı sıcakta ve çok terledim. Çok da terlerim, atarım suyu yani. Buz gibi su dolduruyorum şu anda. Yani burada da bu arada çeşme suları içiliyor. Ben dün çeşme suyu içtim. Böyle bir yer bulamadığım için. Bir şey diyeceğim, burada kahve veriyorlarmış. Bakar mısınız? Detaylara bakın, detaylara. Size biraz buranın fiyatından bahsedeyim. Gecelik 33 euro burası. 3 eurosu şehir vergisi. Burası tam olarak merkezde. Katedrale çok yakın. Yanı başında çok güzel yeme içme yerleri var. Bina, eski bir bina ve böyle tarihin içinde kalıyor gibisiniz yani. Ben çok severim böyle İtalyan binalarını, İtalyan mimarisini. Muazzam güzel bir hostel. Yani bahçesinden çalışanlarına kadar bu arada. Eğer gelirseniz bence burada kalın. Çok keyif alacağınıza eminim. Ve böyle bahçesi de aşırı keyifli duruyor. Bence ben burada çok rahat çalışırım. Böyle sokakları bırakıp hostele geleceğim için normalde üzgün olurum. Ama böyle bir İtalyan bahçesinde çalışılır ya. Yani seve seve gelirsin, oturursun burada, çalışırsın. Şimdi kahvaltı olarak değişik bir şey deneyeceğiz. Ben de daha önce denemişimdir de. Uzun zamandır denememiştim. Vivoli diye bir dondurmacıya gideceğim. Dondurma yiyeceğim sabah kahvaltısı yerine. Bir tane daha kahve içerim belki orada, bilmiyorum. Ne buldum? Hemen çiçeğimi buldum. Dün bütün gün sabah 6'dan akşamüstü 6'ya kadar hep yoldaydım. Sadece 1 saat uyudum öğlende otobüste, Floransa otobüsünde. Ve hiç dinlenmeden direkt kendimi Floransa sokaklarına attım. Sonra biliyorsunuz bahsetmiştim size. Çok tatlı bir Türk kızla karşılaştım. Ve çok garip bir tanışma oldu. Ben katedrali izliyordum böyle yanımda, sokak müzisyeni. O kadar güzeldi ki böyle gün batımında. Böyle katedrali izliyorum. Güneş gittikçe böyle alçalıyor. Üstündeki parçalı ışık homojene dönüyor falan böyle. Katedrali izliyorum işte böyle. Neyse fantezi girdim. Böyle kırmızı bavullu bir kız geldi ve işte şey dedi, fotoğrafımı çekebilir misiniz dedi İngilizce. Evet tabii ki dedim. Biz böyle sürekli İngilizce konuşuyoruz ama İngilizce konuşmaya devam ediyoruz falan. Eğer dedim hani isterseniz diğer kısımda da çekeyim sizi. Tabii olur, teşekkür ederim dedi. Hala İngilizce konuşuyoruz yani, hiç ben onun Türk olduğunu düşünmedim. Ondan sonra aa nerelisiniz dedi hani. Yani ben dedim Türkiye'liyim. Aa dedi ben de. Sonra ikimiz de birbirimize asla Türk olduğunu düşünmedik. Yani normalde böyle bazı insanlarda direkt hemşerim diye bile girebilirsin ya söze, yani o kadar bellidir Türk oldu. Şule adı arkadaşımın. Ondan sonra Şule dedik, ben de senin Türk olduğunu hiç düşünmedim. Ama benim dün başımda çember vardı Yemeni. Aslında dedi Yemeni'den anlamam lazımdı ama hani Avrupalılar da dedi çok kullanır böyle şeyleri. Ben dedi böyle hani İtalyansın falan diye düşündüm, hani aklıma gelmedi dedi. Ondan sonra nerede kalıyorsun
dedi. Dedim böyle böyle bir hostelde. Ben de orada kalıyorum dedi. Yani oraya gideceğim, eşyalarımı bırakacağım. Aynı hosteli tutmuşuz, bu yetmezmiş gibi bir de aynı odadayız. Yani şaşarsınız. Odaya eşyalarımızı bıraktık. Sonra beraber gittik. Çok güzel bir pizza yedik. Böyle fiyatlar da mesela 8-10 euro civarında falan. 10.30-11'di falan ama yani pizza yediğimizde. Ama aşırı açtık. Ben sabah en son 6.30'da bir sandviç yemiştim. Gündüz sadece badem, fındık ve bar yedim. Meyve barları yedim. O yüzden birazcık belli aralıklarla bir sallanıyordum. Tutup böyle sanki kafamı sallıyor gibi hissediyordum. Güzel bir başlangıç yaptık bence burada. Şimdi gidelim sabah dondurmamızı yiyelim kahvaltı niyetine. Denenoki. Hay. Denenoki gelato. Floransa'da çıkmış ilk olarak. Ve böyle buranın en eski dondurmacılarından bir tanesiymiş Vivoli. Oraya gideceğiz. Şimdi yine şey diyeyim mi, ben burada yaşamak istiyorum. Ya ben burada yaşamasam bile buraya böyle 5-6 günlüğüne gelmek istemiyorum ya. Böyle kalıp bir ay doya doya bir yandan çalışırken bir yandan işte gezebileceğim bir şey istiyorum. Kalma süresi yani, çünkü ben şimdi burada mesela bugün cumartesi. Ama benim için cumartesi pazar diye bir şey yok. Ben haftanın 7 günü gerekirse çalışıyorum. Günün belli saatlerinde ve o günün belli saatleri de genelde öğlen zamanları oluyor ve akşam. Böyle ikiye bölüyorum kendi programımı. O yüzden arkadaşlar, yani bir yere gittiğimde tüm günüm seyahate ayrılmış olmuyor. O yüzden gezdiğim yerleri aslında yarım gün geziyorum. Tıpkı bugün de olacağı gibi. Şimdi mesela bir iki saat dışarıda kalacağım. Sonra çalışmaya oturacağım. Akşamüstü çıkacağım, sonra yine geleceğim hostele çalışmaya. Mesela 6 gün falan geliyorsam bu aslında böyle 3 günlük bir seyahat gibi oluyor toplamda. Şöyle sokaklarını da göstereyim, biraz öyle muhabbet edelim. Şimdi sabah kahvaltısı için dondurma yemeye gidiyoruz. Böyle değişik kahvaltıları severim. Midemi şaşırtmayı. Doğumunun etrafı. Yani şu an size 10 tane ayrı Türk kafilesi sayabilirim etrafında. O da arka tarafta devam ediyor. Bayağı fena bir sıra var. Bakın bunlar hep sıra. Şuraya kadar. Şu an bu sokağın kokusu bana şeyi hatırlattı. Palermo'yu. Sicilya, Palermo. Ben ilk İtalya'da Roma'ya gitmiştim. Pardon, evet. Sicilya'ya değil. Önce Roma'da bir gün kalmıştık. Hatta dışarıda kalmıştık yani, gece uyumak için falan bir yer tutmamıştık. Ondan sonra sabah işte uçağımız vardı, Sicilya'ya, Palermo'ya uçmuştuk. Ve demin geçtiğim sokakta direkt böyle Palermo'nun kokusunu aldım. Palermo'nun sokakları böyle baharatlı kokuyor böyle. Yani Hindistan, Pakistan mı diyesim geliyor. Oralarda o taraftan çok fazla insan var ve oranın mutfağı da çok var. Bir sürü böyle şey satıyorlar. Ne sattıklarını bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Bayağı yıl oldu. 8 yıl falan oldu herhalde gideli. Mekan bu ama her yeri full güneş. İçeride yeri varsa içeriye oturacağım. Kaplar bu şekilde fiyatlandırılmış. 5 euroluk, 2,5'luk, 3'lük falan var. Ben galiba 3'lük alacağım. Çok da lezzetli gözüküyor dondurmalar. Neyle alsam acaba? Dondurmayı aldım. Mekanı da göstereyim, çok güzel. Klasik, ben çikolatayı çok sevdiğim için çikolatalı aldım. Sonra dedim ki tavsiye eder misiniz tadını? Hangisi daha lokal Floransa tadı? Burası bu arada 1930 yılından beri işletilen bir yer. Çok eski tarihi bir yer. Sonra bir şey söyledi, adını bilmiyorum ama ondan koydurdum. Bakalım, şansımızı deneyeceğiz. Bir de bana tadımlık bir başka şey daha koydu. Şey yer gibiyim. Böyle hani kek yaparsın da o kekin o pişmemiş şeyini böyle sıyırırsın ya, öyle bir his aldım. Değil mi? İçinde bazı böyle parçacıklar var ama ben bunu anlamadım.
Şimdi şey görmeye gidiyorum. Davut'u. Davut Beyler. Neredesiniz? Şimdi Palazzo Vecchio'nun, umarım doğru söylüyorumdur, ücretsiz kısımlarına gireceğiz. Hemen yanımızda Davut heykeli var. Davutçuğumu size daha sonra göstereceğim. Önce şu güzel courtyard'a bir bakalım. Böyle nefes kesen bir yer. Şimdi size burayı anlatacağım. Burası 1453'te Michelezzo tarafından yapılmış. 1556'da da Giorgio Vasari aslında eşine ithafen bu freskleri yapmış. Avluyu çevreleyen 14 tane resim var. Avluyu böyle Avusturya hanedanlığının en önemli, en güzel şehirlerinin manzaraları süslüyor. Çeşmenin üstündeki heykel ise orijinali yukarıya çıkarılmış, ikinci kata çıkarılmış. Buraya da bir örneği koyulmuş, tıpkı Davut heykeli gibi. Şurada gördüğünüz Davut heykeli de orijinali değil, bir kopyası. Tabii ki kopyası olmalı, yoksa burada başına kim bilir neler gelir. Her şey olabilir sonuçta. Demin bir lezbiyen çift gördüm. Kiliseye nikah için gidiyordu. Şimdi de nasıl denir? Hetero bir çift var. Gelin ve damat. Ne kadar güzel ikisini bir arada görmek. İkisinin de alkışlandığını görmek, değil mi? Love is love diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Pinokyo dükkanı buldum. Vay vay. Geppetto Bey. Şuraya biraz bir bakınalım mı? Buongiorno. Pinokyo dükkanı çok tatlıydı ya. Pinokyo'nun o yapıldığı marangozhane diyeceğim. Oraya marangozhane o yani. Çok güzeldi ya. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi buranın meşhur şu sandviçlerinden aldım bakalım. Umarım güzel bir yerden almışımdır. Burada bayağı güzel sıra var. Yiyenler all excellent falan filan dedi böyle geçerken. Ben vejetaryen aldım. Ama salamlılar falan da vardı. Bitireyim. Bence o zaman yedim paniniden. Ya bu sandviçten. Buradakinin tadı yani biraz tuzsuz gibiydi. Aslında gelmek istediğim şurasıydı. Ama burası da bayağı doluymuş. Acaba buranınki nasıl çıkıyor? Ha, iki tarafta var bu. Oha, burası çok büyükmüş buradaki. Wow. Yarın gelip buradan yiyoruz. Netto. Ve fiyatları ne acaba? Bu da 7 euro. Ama bayağı iyi gözüküyor. Size hemen kısa bir bilgi geçeyim. Bugün ne oldu? Bugün benim başıma güneş geçti. Çok sıcaktı bugün, inanılmaz sıcaktı. Ve dedim ki o kadar sıcak değilmiş falan dedim. Hep gölgede yürüdüm. Hiç anlamadım ve bir anda şuram zonklamaya başladı. Kendimi kötü hissetmeye başladım. Sonra neyse ki kendimi bir hostele attım, yattım, biraz dinlendim. Ve şimdi çalışmam lazım. Çalışamıyorum, başım çok ağrıyor. Mümkün olduğunca işte şimdi videoyu bitirmeye çalışıyorum. İşlerimi bitirdim ama YouTube kanalıma şu anda video yapmaya çalışıyorum. Bugün burada otururken Şule ile beraber arkamızda iki kişi oturuyordu, Amerikalı. Ondan sonra onlarla sohbet ettik. O güzeldi, biraz kafam dağıldı. Ondan sonra beraber yemeğe çıktık şurada caddede. Yemeğe bu akşam burrato'ya 15 euro verdim. Böyle domates falan böyle. Allah'ım dedim ya, Çanakkale domatesinden sonra nihayet fresh bir domates yedim. Böyle taze bir domates. Çok güzeldi domates. Sonra hatta Toby işte şey dedi. Ne kadar güzel bir domatesti değil mi dedi. Bizim dedi Amerika'daki dedi şeyde marketteki dedi domatesler dedi su gibi. Dedim ya yazık size ya. Var ya ah. Falan böyle şeylerden konuştuk. Şimdi de yani çok güzel bir manzaram var aslında. Biraz keyfimi yerine getiriyor
şu gördüğüm manzara böyle buna karşı video yapıyor olmak. Ben çalışmaya devam edeceğim. Çok kötü çıkıyorum belki ama artık yani sizler yabancı değilsiniz. Yani her halimi artık böyle görüyorsunuz. Ay şuradan heykelciğimi de alayım. Yarın tüm günümü müzeye ayıracağım. Çünkü yarın müzeler ücretsiz. Bayağı bir kârda olacağım müzelere para vermeyeceğim için. Ben şimdi Viyana videosunu bitireyim. Size de bu videoyu izlediğiniz için teşekkür edeyim. Kanalıma lütfen abone değilseniz abone olun. Abone sayısı arttıkça böyle açıyorum, sürekli yeniliyorum. Ay kaç abone olmuşum, kaç abone olmuşum diye. Açıkçası ben bu işten para kazanmıyorum. YouTube'dan para kazanmıyorum ve benim en büyük motivasyonum sizlerin kanalıma abone olması. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Yani tahmin ettiğinizden daha büyük bir anlamı var aslında abone olmanın. O yüzden Instagram'dan beni takip etmek isterseniz Etnik Evlat Instagram hesabım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Görüşürüz.